Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün böyle hamilelikte en çok aşerdiğim şeylerden birinin tarifini vermeye geldim. Grisini. Böyle bazen canınız tuzlu, böyle çok da mideyi rahatsız etmeyecek bir atıştırmalık ister ama ne yiyeceğinizi bulamazsınız ya. Ben bunu bu hamilelikte böyle sık sık yaşadım. Siyez unundan ve yediğinizde gerçekten de mideyi çok fazla rahatsız etmeyen çok hafif harika bir reçete oldu. Çok seveceğinize inanıyorum. Özellikle çocukların eline vermelik, böyle atıştırmalık, işe giderken götürmelik süper bir tarif oldu. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Keten tohumlarını önce bir doğrayıcıya alıyoruz. Öğütebildiğimiz kadar öğütüyoruz. Bunu yapma sebebimiz aslında keten tohumları ne kadar çok parçalanırsa daha sonra su ile birleştiğinde o kadar çok jelleşecek ve o kadar çok hamurumuza aslında kıvam katacak ve yumurtanın görevini görecek. Doğrayıcıdan iyice geçirdiğimiz keten tohumlarını bir kaba alıp üstünü geçecek kadar sıcak su ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Kenarda 10 dakika beklemeye ayırmadan önce bu karıştırma işlemi çok önemli. Çünkü dediğim gibi jelleşmesi tamamen buna bağlı. Keten tohumları bir yandan jelleşe dursun. Biz karışımın geri kalan adımlarını yapmaya başlıyoruz. Bu tarifte yaş maya kullanacağız. Yaş mayayı suyla beraber derin bir kapta iyice çözdürüyoruz. Üstüne mayaları beslemek için bal ekliyoruz. Maya, su ve balı iyice çırpıp karıştırdıktan sonra artık bu aşamada keten tohumlarımız da iyice jelleşti ve hazır. Karışımın üstüne keten tohumlarını da ekleyip beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Sonraki aşama yağ ekleme kısmı. Zeytinyağı ve kakao yağından tereyağının yerini tutması için yarı yarıya bir karışım hazırlamıştım ben. Bunu tamamen karışıma yediriyoruz. Ve tabii ki un. Ununu da eleyerek hop karışıma ekliyoruz. Şu aşamaya kadar sadece tuzunu eklemedik. Tuzunu en son ekleyeceğiz. Orada unutmayalım. Mayayı bozmaması için tuzu en son eklemek önemli. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıcıya koyup güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Tuz ekledikten sonra hamuru bir 2-3 dakika daha iyice yoğuruyoruz. Bu arada böyle mutfakta bir mutfak şefiniz yoksa bütün bu işlemleri elinizle de yoğurma işlemi katlayarak, yoğurarak yapabilirsiniz. Hamur bir 5-6 dakika içinde hazır. Kenara alıp zarf gibi katlama işlemleri yaparak mayayı birazcık daha aktive ediyoruz. Ve kenarda iyice mayalanıp beklemesi için 30 dakika beklemeye ayırıyoruz. Hamuru kenara alıp birazcık daha katlama hareketleriyle mayayı aktifleştirdikten sonra küçük topçuklar alarak zevkinize uygun grisini şekilleri yapmaya başlayabilirsiniz. Ben böyle uzun uzun klasik grisini yaptım ama tabii ki siz tamamen açıp şekilli parçalar koparabilirsiniz, topçuklar yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde grisinlerinizi oluşturabilirsiniz. Bütün grisinler hazır olunca, fırın kağıdı üstü tamamen dolunca önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyoruz. Fırından fırına farklılık gösterebileceği için süre vermek birazcık zor. Ama grisinler yaklaşık 20-30 dakika içinde hazır olacak. Üstü kızarana kadar gözlemleyip 20-30 dakika arasında üstü tamamen kızardığında fırından çıkarabilirsiniz. Şöyle bir şu kıt sesini alabilir miyiz acaba? Kıtır kıtır. Kıyır kıyır. Harika bir grisin olmuş. Gerçekten. Gerçekten ununu biliyorsunuz, yağını biliyorsunuz. Yapım şeklini biliyorsunuz. Ve gerçekten de çok basit. Böyle yap hafta sonundan. Al götür yanına işe. Koy çocuğunun beslenmesine. Aynen öyle bir tarif. Misafirler gelince böyle şık bir şekilde bir bardakta güzel bir sunumla da sunulabilir. Ben bayıldım. Çok sevdiğim tariflerden biri bu. Umarım siz de seversiniz. Ve denerseniz bana haber vermeyi de unutmayın. Bu ve bunun gibi onlarca sağlıklı tarif ve püf noktası için de Health Food Break'i takipte kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ve yemeye devam ediyorum.